Sevgili dostlar, bugün 5 Haziran saat 13. Fındıkta dip sürgünü alma işlemi yaparken karşılaştığım hususlardan sizlere aktarmak istiyorum. Şimdi bahçelerinize bundan yaklaşık bir yani 15 ay önce bir video atmıştım. Konu başlığı da şuydu. Bahçenize orak sokmayın demiştim. Tabii direkt videoyu izlemeyen ve sadece konu başlığını okuyan kişiler ya ne diyorsun, ne saçmalıyorsun, her önüne gelen video çekiyor falan demişlerdi. Sevgili <laughs> dostlar gerçekten ben de çok gülmüştüm. Sonra okuyunca ya da pardon videoyu izleyince sonra yorumu düzelttiler, değiştirdiler. Hatta bazı abiler özür diledi. Şimdi bunu anlatmak istiyorum, sevgili dostlar. Bahçelerimizde bizim en sevdiğimiz ve yaptığımız işlemlerden birisi de dal kesimi yapıyoruz. Hatta çoğumuz paramızla yaptırıyoruz bu işi. Ve çok paramızla sevgili dostlar kendimizi rezil ediyoruz. Bir dal kesimlere hala yanlış yapılıyor sürekli gençleştirme adına. O konuyu geçiyorum. İkinci bir hususta sevgili dostlar şu ocak içlerinde yüksek bırakılan kökler. Bakın bunların içini karınca basıyor, mayıs böceği basıyor. Dip sürgünü alırken de sevgili dostlar çok zorlanıyorsunuz. Bıçkıyı şey yaptığınız zaman eliniz takılıyor, bir sürü sıkıntı oluyor. Eğer bahçelerinizi böyle e, di, tamamen tırnak bırakmadan, buna tırnak deniyor, dal yüksek bırakmadan keserseniz e, hatta Batı Karadeniz bölümünde e, nacakla da e, balta, nacak tarzı bir şey var. Onunla dip sürgünü alıyorlar. Tamamen sıfırlıyorlar. O işlemi de yapabilirsiniz. Ama ocağınızın o eski kökler olmaması lazım vesaire ortasında dal olmaması lazım. Burada da bu ocakta da şöyle sevgili dostlar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane burada var. 1 2 3 4 de burada var. 14 dal var. Evet, defaatle yine söylemedim. Bu sene hasat sonrası bu bahçenin bakımını kesimini babam sen yap dedi. Olaya el koyacağız. Öncelikle dallara yaşam alanı bırakacağız. Ocak kaldıracağız bu sık bahçeden sevgili dostlar. Hem de dal kesimlerini yapacağız. Ama bahçeye bundan sonra orak sokmayacağız. Çünkü yüksekten kesilen, hatta bakın eski kesimleri göstereyim. Şunlar eski kesim. Ocağın dışında diye şimdi onunla uğraşmadım. Ama şu orta kısımlarını makasımın çapı 4 santim. Onunla alabildiğim kadar sevgili dostlar aldım. E, alamadıklarım da var biraz daha kalın olanlar. Onlar da artık bir bir sonraki çürümeye bırakacağız. Demem o ki bundan sonra bahçeye orak sokmayacağız. Başkasına da yaptırmayacağız. Yaptırsak da bile toprağı sıfırdan yaptıracağız sevgili dostlar. Böylelikle e, bu sıkıntıyı bertaraf etmiş olacağız. Sadece böcek olması değil. Şimdi bu ee, bitki bunları da çürütmek için bir enerji harcıyor. Üstten çürütmeye başlıyor sevgili dostlar. Bakın bunları da çürütmek için bir enerji harcıyor. Ee, attığınız gübre bakım ona gidiyor. Bir ikincisi de sevgili dostlar. Bu yakın köklerden bıraktığınız zaman bunlar o çürüyene kadar bu çürürken diğer dalın kökünü de çürütüyor. Böylelikle kök çürüklüğü de meydana geliyor. Dolayısıyla biz bundan sonra ne dip sürgün alırken... Yani dip sürgünün az yüksek bile alsanız bir sonraki seneyi rahat alabilirsiniz. Ama bunlar olduğu zaman hep problem. Evet şu çap yukarıda. Onu da size almış gösteriyorum. Şöyle şuradan da alayım. Mümkün olduğu kadar. Bu bahçe eskiden tamamen taştı. Taşlar şimdi sadece ocak içlerinde kalmış. Yüzeylerde yok. Onları dedem zamanında rahmetli teker teker toplayıp böyle toprağın altına gömmüştü. Bizim orada bir söz vardır e, hatunu kardeşli yerden tarlayı taşlı yerden alacağını diye bu bahçede tarlıymış. Ya, tarlaymış eski 70-80 yıl önce e, kısmen orman e, toprağı tapusu yok buranın 2B e, statüsünde. Evet durum bu sevgili dostlar ne yapıyoruz dip sürgününü e, ve dal kesimini yaparken şu, şu tamamen toprağı sıfır alıyoruz şu şekil yüksek tırnak kök bırakmıyoruz sevgili dostlar. Benim bu konuda arz edeceklerim bu kadar. Sizin de bununla ilgili çalışmanız, önerileriniz varsa yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Herkese iyi çalışmalar diliyorum.